en azı hortumlayanların, bu malları peşkeş çekenlerin, geleceğimize ipotek koyanların ve geleceğimizi yok sayanların Elazığ'ın yakasından ellerini çekmesini istiyoruz. 30 Mart'ı bekleyecek sabrımız kalmadı. Buna susmayacak artık Elazığ. Elazığ uyandı. Elazığ uyandı. Elazığ'ın kuruluşunun 200. yılına kadar bu nefesimizin yetmesi lazım. Bize yardım edeceksiniz. Bu bir tiyatro değildir. Bakalım şu ne yapacak, bakalım bu ne yapacak denilecek bir tiyatro değildir. Gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği ipotek altındadır. Bizim çocuklarımızın geleceği karartıldı çünkü eğitimde Türkiye'de 78. sıradayız. Buradan sıyrılma şansı yok bu çocuklar. Yani bu eğitim sisteminde. Türkiye'de işsizlik sıralamasında 3. sıradayız. Türkiye 3.'süyüz. Bu çok ciddi bir veridir. Türkiye 3.'sü işsizliğine sahip bir şehirde çiçek böcekten bahsetmek bana göre böyle çok yani hoş durmuyor. Göstergeler bakımından dip yapmışız. Buradan çıkış bulmamız lazım. Buradan yeniden Elazığ demişiz. Bu yeniden Elazığ'ın içerisinde biraz umut var ama bir de geldiğimiz çıtaya yeniden ulaşabilme motivasyonu var içinde. Ben kendime güveniyorum. Bana bu fırsat verilirse ben valiyi de çalıştırırım. Bana fırsat verilirse ben milletvekili de çalıştırırım. Sivil toplum kuruluşlarını da çalıştırırım. Bu şehirde günah normalleştirilmiştir. Günah günah olacak bizim zamanımızda. Çünkü yani çalıyor ama çalışıyorlar mantığı tamamen terstir, yanlıştır. Bir Müslümana yakışmaz bu mantığa evet demek, bu mantığı desteklemek bir İslami düşünceye yakışmayacağını, insana yakışmayacağını bilmelisiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığı döneminde bu mahalleye çok özel bir önem verilecek. Biz kültürel derinliği ve insanlığın yüreğinin genişliğine inandığımız bu insanlarla hemhal olmuşuz. Biz birlikte yöneteceğiz inşallah bu şehri. Sizinle beraber olacağız. Çünkü bu mahallenin sokaklarında, bu mahallenin taşlarında izimiz var. Geldiğimiz noktadaki yalanları, talanları, hırsızlıkları, arsızlıkları konuşmaya kalksak saatler sürer. Belki günler sürer bu şehirde yapılan yolsuzluklar, haksızlıklar ve hırsızlıklar üzerine konuşmalar. Ama biz bugüne kadar hep neler yapacağımızı konuşmayı yerledik. Zaten siz vicdanlarınızda bunları mahkum ettiniz. Bunları hiç konuşmamıza gerek olmadan bu şehri nasıl düzeltiriz? Bu konuda çok uzun çalışmalar yaptık. Bizi böyle tanımayın. Yol gidişimize bakın. Biz iktidarda olduğumuzda hırsıza da, namussuza da, yolsuza da geçit vermeyeceğiz. Buradan söz veriyoruz sizlere. Buradan sizlere söz veriyoruz. Söz. Çünkü bu şehrin kaynaklarını bölerek ettiler. Bakın bu çocukların Elazığ'ın en büyük mahallelerinden bir tanesindeyiz. Hiç spor yatırımı adı altında bir şey gördünüz mü? 480 milyonluk yatırım nereye gitti? Kime verdiniz? Kime peşkeş çektiniz diye sormuyorum. Biz sadece Elazığ Belediyesi'nin kaynaklarının hebe edilmesine karşı bir duruş gösterdik ve bunu böyle algılıyorsunuz. Bunlar geldiğinde demek ki bizim sesimiz olacak, bizim nefesimiz olacak diyesiniz, bunu göresiniz diye bağırıyoruz.